Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifle karşınızdayım. Hemen şıpşak yapılan, çok kolay, ekonomik bir tarif. Bir patates, iki yumurtayla yapılıyor. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi önce bir adet soyduğumuz ve yıkadığımız patatesi rendeleyerek başlıyoruz. Rendenin büyük bölümüyle rendeleyeceğiz. Rendelediğimiz patatesin biraz suyunu sıkarak hemen başka bir kaseye alıyoruz. Bu suyu biraz sıkın arkadaşlar. Zaten patatesin suyunda çok fazla vitamin yoktur. Daha çok nişasta vardır. Bu suyu hemen çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağıca da bir su çıkıyor. Çıkan suyu size göstermek istiyorum. Bu suyu çıkarırsanız daha gevrek, daha lezzetli bir kahvaltılığınız olur. Şimdi bir adet yeşil biberim, yarım da kapya biberim var. Bunları yıkadım. Köklerini de çıkarttım. Şimdi minik minik doğruyorum. Yapabildiğimiz kadar ufaltıyoruz. Bunun için önce incecik jülyen şeklinde kesip minik küplere bölüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum size. Ufacık. Çok büyük yaparsanız içinde gerçekten iyi görünmeyecek, tam pişmeyecek. O yüzden ufak olması önemli. Daha önceki videolarımda da söyledim. Yaptığımız yemeklerde bütün malzemelerin ebatları diğer malzemelerle eşit olmalı. Buna pek dikkat etmiyor birçok kişi. Görüntü açısından değil, dediğim gibi pişme ve lezzet verme açısından ebatların önemi çok. Şimdi aynı şekilde de kapya biberlerimizi minik minik doğruyoruz ve hemen patatesimizin üzerine bunu da ilave ediyoruz. Kırmızı biberlerimizi de koyduktan sonra en son bir avuç ayıkladığım, yıkadığım maydanozum var. O da çok güzel bir lezzet katacak. Maydanozumuzu da ufak olarak doğradıktan sonra işimiz bayağı azalmış oluyor. Şimdi bütün malzemelerimizi kasemizin üzerine aldık. Tepeleme dolu bir yemek kaşığı un. Tepeleme ama. Bayağı yoğun. 2 adet yumurta. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı tuz. Biraz da çekme karabiber koymak istiyorum. Sizin çekme karabiberiniz yoksa yarım çay kaşığı gibi toz karabiber de koyabilirsiniz. Şimdi bütün malzememizi güzelce karıştırıyoruz. Çok leziz, ekonomik, çabuk hazırlanan, bütün ailenin seveceği bir kahvaltılık. İster 5 çaylarınızda, isterseniz misafirlerinize, isterseniz de kahvaltılarınızda ikram edebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra bütün malzeme birbirine geçsin yalnız. Hemen ocağın başına geçiyoruz şimdi. Tavama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Çok fazla değil arkadaşlar. O yüzden iyice tavama bu yağı fırça yardımıyla yayıyorum ki hiçbir şekilde yapışma yapmasın. Ama tavanıza güveniyorsanız teflonsa çok fazla yaymanıza gerek yok. Fazla yağda pişirmeyeceğiz çünkü. Tavamın biraz ısınmasını bekliyorum. Tavam ısındı. Şimdi malzememi tavama güzelce yayacağım. Yapılışı da bu kadar kolay. Pişmesi de kolay. Şipşak. Bastırarak tavama bütün malzememi eşit bir şekilde yayacağım.
malzemenin eşit olarak yayılması önemli. Tavamın altının ısısı şu an yüksek. Evet, artık tavamın kapağını kapatabilirim. Kapağını kapatacağım ve altının ısısını biraz ortadan kısağa doğru indireceğim. Çünkü patateslerim yanmadan güzelce pişsin istiyorum. Rendeledik, çabuk pişecekler ama yine de çok yüksek ateşte bir anda kavrulur. İstediğimiz kıvama gelmez. O yüzden altını orta kısık ateşe getiriyorum ve kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Bu şekilde bir 4-5 dakika kontrolü, altını da kontrol ederek pişireceğim. Bir 6-7 dakika geçti. Şimdi hemen bir tabak yardımıyla ters çeviriyoruz. Evet, ters düz ettik. Şimdi yine kapağını kapatıyoruz. Bir 4-5 dakika daha diğer tarafının pişmesini bekliyoruz. Yine altını kısıyoruz. Şimdi çok az hemen üzerine kaşar peyniri koyuyorum. Yaklaşık bir kibrit kutusu kadar rendeledim. Tekrar kapağımı kapatıyorum ve erimesini bekliyorum. Altı kısık olarak. Evet, artık yemeğimizin altını kapattık. Hazır, kaşarlarım da eridi. Nefis oldu. Biraz ilk ısısı geçsin, hemen servis edelim. Evet, nefis kahvaltılığımız hazır. Bu kadar kolay pişirmesi de, hazırlaması da çok lezzetli. Bu güzel kahvaltılığı hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir dilim keseceğim. Evet, nefis kahvaltılığımız bu şekilde. Çok leziz. Ne omlet ne de bol unlu ekmek. Çıtır çıtır nefis bir kahvaltılık. Arzu edenler bu peyniri koymak zorunda değil. Zaten çok leziz ama ben daha zengin görünsün istediğim için peynirimi koydum. Şöyle bir kere daha tabağımda göstermek istiyorum size. Bugün de bir tarifinizin sonuna geldik. Gerçekten ucuz, nispeten ekonomik, çabuk yapılan, kolay ve pratik bir tarif olduğuna inanıyorum ama lezzeti de muhteşem. Hemen yapıp denemeniz gerekiyor. Zannediyorum bu tip pratik kahvaltılıkları seviyorsunuz. İzlenme oranlarından anlıyorum. O yüzden size keyifle sundum. Umarım beğenirsiniz. Bu dakikaya kadar da sıkılmadan izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman hemencecik bütün paylaştığımız videolar size bildirilir ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Bana destek olmayı arzu ediyorsanız, videolarımı seviyorsanız, sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız, ufak kalp de olsa, emoji de olsa yorumlar yaparsanız bana muazzam destek olmuş olursunuz. Ama her şeyden önemlisi beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü beğen ve yorumlar YouTube algoritması dolayısıyla çok çok önemli. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.